27 Haziran 2017. Tarihi veriyorum çünkü Temmuz ayına şurada sayılı birkaç gün kaldı. Temmuz ve Ağustos aylarında çok fazla göreceğimiz bir örümcek türünden bahsedeceğim. Bu benim e, yaklaşık 2013'ten 2017'de olduğumuza göre yaklaşık 4 yıllık arşivimden derlediğim bir video olacak. Çok ciddi zor bir işin içine girdik. Şu videoda başlasın. Onu da takip edin oradan. Araneus örümceği, Araneus örümceği, benim şu ana kadar gördüğüm en güzel örümceklerden bir tanesi hatta birincisi diyebilirim. İnternette araştırma yaptım Araneus örümceği hakkında çok fazla bilgi yok, fakat Kazım Çapacı Bey'in bir sayfası var, hatta doktora tezi gibi. O kadar güzel hazırlanmış bir sayfa. Bütün cinsleri, alt grupları falan fotoğraflamış. Harika bir arşiv yapmış. Bence en e, güzel veri, bilimsel veri. Çok teknik bir şekilde incelemiş. Zaten kendisi de tıp doktoru olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam internetten. E, dolayısıyla konuya fazla yabancı değil. Çok teknik girmiş. Doktora tezi gibi bir sayfa hazırlamış. Kazım Çapacı. Oradan bakabilirsiniz. Süper bir Araştırma yapmış. Onun dışında ama ben videolarda daha çok şeyi anlatmaya çalışacağım. davranışlarını nedir ne değildir nerede karşılaştım. Mesela şu anda gördüğümüz hemen girelim araya bilgileri veririm. Araneus ile ilk defa karşılaşmam. Bundan yaklaşık 3 yıl önce falan okulun önündeki durakta oldu Bir dikenin üzerinde ölmüş, öldürülmüş, ağa dolanmış sinekler, karıncalar falan gördüm gelişmiş bir ağ yapısı vardı. Birkaç e, dikeni birbirine bağlamış. Biraz dikkatli incelediğimde orada işte ilk başta fotoğrafını koyduğum örümceği gördüm. Fakat o zamanlar Araneus nedir bilmiyordum. E, hatta uzun bir süre bunun Araneus örümceği olduğunu da bilmiyordum. Kıllı bir örümcekti. Elimdeki Samsung marka kompakt bir fotoğraf makinesi vardı. Onunla fotoğraf ağırlıklı çektim. Hatta fotoğraflardan bir tanesi benim arşivimde en sevdiğim fotoğraflardandır. En başa koydum onu. Tüylü, Bucada, İzmir Buca'da tüylü ama tipik Araneus e, görüntüsü veren bir örümcek. Şu anda videoda gördüğümüz ise Urla'nın dağlık kesiminden yakaladığım, biraz diğerinden daha küçük ebatlarda olduğunu söyleyebilirim. Bu da maki tipi çalıların üzerinde bol miktarda, yakın yakın, bol miktarda büyük küresel ağlar örmüş şekilde buldum. Bunların daha küçüklerini görüyordum ben aynı desene sahip fakat bu büyüklükte e, hiç görmemiştim. Bu yüzden iki tane örnek aldım, eve getirdim, evin bahçesinde bu çekimi yaptım. Yani şu desenler hiçbir örümcekte de yok, harika desenlere sahip. Arneus Türkiye için şöyle bir şey demişler Wikipedia'dan baktığımızda Türkiye için teşhis sanatları demişler. İşte sırtında haç şeklinde bir e, şeklin olması, haç şeklinde, şeklinde desenin olması demişler. Fakat bunun doğru olmadığını, sadece haç şeklinde olma e, değil, farklı hatta düz veya e, hiç şekilsiz olanların da olduğunu videonun ilerleyen bölümlerinde göreceğiz. 4 sene boyunca ki çekimlerin içerisinden birkaç türünü seçip koydum. Bunların sayısını arttırmak da mümkündü. Çünkü bu örümceğin çok ufak boyutları da var. Çok ufak boyutlarda olanları da var. Büyük olanları da var. Daha çok burada koyduklarım, videoya koyduklarım büyük olanlar. İşte bunlardan şu ana kadar iki tanesini, iki türünü görmüş oluyoruz. Bunun bu video uzunca bir video olacak çünkü kıyamayacağım derecede e, güzel çekimler oldu. İnternete bunları ben parça parça hepsi ayrı ayrı. Yani burada gördüğümüz örümceklerin hepsini benim YouTube sayfamda sadece onu gösteren video şeklinde de bulabilirsiniz. Fakat İzlenme oranları çok düşüktü çünkü o zamanlar çok az üyemi vardı. Mesela işte 200 kişi falan vardı. Ee, zaman geçmesine rağmen altlara kaydı, kaydığı için video artık tamamı izlenmiyor. Kalmış o şekilde yüzlerde, iki yüzlerde kalmış. Ve bu beni üzdü. Yani bu kadar kaliteli bir örümceğin bilinmemesi, görülmemesi, insanlar tarafından e, tanınmaması üzüyor. Ben tanınmasını nereden anlıyorum? İşte ne kadar fazla izlenmişse o kadar fazla tanınmış demektir. Hatta arkadaşlar benim e, bu böceklere karşı ilgimi bilen arkadaşlarım bu örümceği gördüklerinde fotoğrafını çekip bana WhatsApp'tan attılar. Çünkü o derece dikkat çekici bir örümcek o. Benim bilmediğimi düşündüler. Ve bana gönderdiler bak ne bulduk falan gibilerinden çekmişler. Birkaç arkadaş bunu yaptı. Halbuki ben bu örümceyi e, biliyordum ve çok da beğeniyordum. Bunun ben şu anda görüntülerde olanın Araneus olduğunu e, uzun süre tahmin edemedim. Desen evet benziyor. Ama o kadar farklılık gösteriyor ki İlerledikçe göreceğiz. O kadar çeşitlilik gösteriyor ki şaşmamak mümkün değil. Ara ne familyasından 650 türden oluşan zehirli bir örümcek türü arkadaşlar bu. Seksüel dimorfizm denilen bir özelliğe sahip. Yani seksüel seçicilik var. Seçiyor. Dişiler erkekleri seçiyor. Dişiler erkeklerden 3-4 kat daha büyük oluyormuş. Bunu da belirtelim. 3-4 kat daha büyük. Ee, bunun dışında ne söyleyebiliriz? Türkiye için durum ise Türkiye'de 10 türü mevcutmuş. Ben 10 türden daha fazla olma ihtimalini de e, göz ardı etmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü Araneus olduğundan şüphelendiğim küçük türler de vardı. Bunların videoları da var benim elimde. Tabii daha çok biz e, olayın Teknik kısmında değil, sosyolojik kısmındayım ben. Yani sosyolojik ve görüntü kısmında davranışlarını öğrenmeye çalışıyorum. Nerede yakalayabileceğimi öğrenmeye çalışıyorum. Ne zaman yakalayacağımı öğrenmeye çalışıyorum. Ne ile beslendiğini öğrenmeye çalışıyorum ve birbirleriyle davranışlarının nasıl olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Yani e, tür analizine falan girdiğimiz zaman kendi branşımız olmadığı için yanlış bilgi de verme ihtimali de oluyor. Bu yüzden çok fazla detaya girmeden, teknik detaya girmeden, bunu uzmanları yapıyor çünkü. Uzmanlarına bırakıyoruz. Biz daha çok görüntü kalitesini mümkün olduğunca maksimize etmeye çalışıyorum. Ayrıca davranışları, zaten makro videonun amacı budur. Makro video gözle görmekte zorlandığımız veya göremediğimiz canlıları görünür kırmak ...görünür hale getirmek. Makro'nun Yunanca'dan geldiğine ...ilgili ben bir bilgi okumuştum. Birebir anlamına geliyor. Yani... E, ...ben şöyle anladım. Örümcek bizim boyutumuzda olsa... ...gibi nasıl gördük? Veya biz onun boyutunda olsak... ...onu nasıl gördük? İşte bunu da ancak... E, ...zoomlayarak veya makro lenslerle... E, ...çok yakından çekimlerle... E, ...sağlayabiliyoruz. Ve orada karşımıza... E, görmediğimiz çok farklı detaylar çıkıyor. Ayrıca fotoğraftan farkı işte ne oluyor orada davranışlarını görebiliyorsun. Fotoğraflar statik, durgun, fakat e, davranışları vermiyor bize. Sadece fenotipindeki işte e, dış görünüşündeki özellikleri daha detaylı görmemizi, incelememizi sağlıyor olabilir. Ama ben videonun yerini çok farklı buluyorum, çok farklı tutuyorum. Çünkü videoda canlının hareketlerini, davranışlarını, sosyalitesini görme imkanımız oluyor. Bunu bir daha söylüyorum. Urla'nın İzmir Urla ilçesinin dağlık kesimlerinde makilik çalı, maki şeklindeki çalı tipi ağaçların üzerine yayılmış vaziyette hatta her 1-2 metreye bir tane düşecek şekilde bir bölge buldum orada bol miktarda bunlardan mevcuttu. Özellikle bu türden. Başka türünü göremedim orada. Başka örümcekler gördüm fakat aranıyorsun farklı türünü göremedim. Bakın burada bir ağ yaptı, ağını topladı, yumak yaptı. Bunu bir daha kullanacak. Bu video değişiyor. Şimdi başka bir tanesine geçiyoruz. Evet, şimdi buna baktığımız zaman bu benim bahçeme Uzun zaman dilimi içerisinde getirdiğim çeşitli örümcekleri, bahçemde küçücük bir yeşil alanım var. İşte o alana örümcekleri bıraktım. Dönem dönem, özel yaz dönemlerinde farklı örümcekler birdenbire çıkıyorlar. Bu da bu şekilde çıktı. Hatta bunun şu videoyu çekmeden birkaç gün önce tipsiz, şekilsiz, ufak bir örümcekti. Hiç güzel bir örümcek değildi. Duvarda gördüm. Sadece bu köşeleri belirgindi. Yani bu sırt kısmındaki köşeler falan vardı. E, bu renkler falan mevcut değildi. Aradan 3-4 gün geçti. Koyduğum yerde bu örümceği gördüm. Yani büyümüş, şekillenmiş, güzelleşmiş iki tane fidan arasına ağ örmüş dağınık bir ağ böyle küresel çok net güzel bir şekli olan bir ağ değil. Onu yapmaya çalışmış, yapamamış herhalde. Tam orada incir ağacı fidanı var. İncir ağacı fidanının üzerinde de bol miktarda karıncalar çıkıyordu. Kedilerin işte ihtiyacını karşıladığı duvar gibi olduğu için sinekler bol miktarda geliyordu. Hatta şu anda büyük bir sinek ağına takılmış fakat büyük sinekle ilgilenmedi. Büyük sinekle ilgilenmiyor. Daha sonra düşmüş bir karıncayı gördü ve avladı. Bu örümceğin ilerleyen yerlerde belki e, var mıydı, koymuş mudu? Yok, çıkardım galiba sonra. E, avlanma tekniği çok enteresan arkadaşlar. Mesela Araneus örümceği nasıl bulabilirim diye düşündüğünüzde boş küresel ağlar görürseniz boş küresel ağ üstünde örümcek olmayan boş küresel ağ görürseniz orada muhtemelen Erosus örümceği vardır. Peki neden boş? Çünkü bu örümcek Argoopeler gibi ağının orta yerinde oturmuyor. Ağının üst tarafında herhangi bir yaprak, dal parçası falan o kabuk olabilir. Onun içerisine saklanıyor, orada yatıyor ve ağını yukarıdan gözlemliyor. Ta ki ne zamana kadar? İşte ağına herhangi bir e, cisim av düştüğünde, av düştüğünde hemen hızlı bir şekilde geliyor ve bunu dolamaya başlıyor. İşte şu anda görüntülerde gördüğümüz gibi. Hatta bu video benim e, gelişimimde önemli bir basamak diye düşünürüm ben bunu. Çünkü bu kadar net bir görüntüyü hiç e, elde edememiştim. Tabii ki kamerayı da yavaş yavaş tanıyorsun. E, ışığı iyi ayarlamayı öğreniyorsun. Bir sürü denemeden sonra bir sürü eksiğini, yanlışını görüyorsun. Onları kapatmaya çalışıyorsun. Ve şu aşamadan sonra zaten e, artık daha e, bundan daha düşük kalitede video çekmedim. Ha ne oldu? Ortam Elverişli olmuyor, loş olabiliyor, gece olabiliyor, gece çekim yapmak zorunda kalabiliyorsun. Veya rüzgarlı oluyor, çekiyorsun, mecbur kalıyorsun, çekmesen bir daha alamayacaksın görüntüyü. Bu şartlarda belki daha kalitesi görüntüler olur. Bu örümcekte bu şekilde çektik. Şimdi geçiyorum Çanakkale'deki örümceğe. Bakın, Wikipedia'da Türkiye için teşhis sanatları demiş, haç şeklinde deseni vardır demiş. Bakın arkadaşlar bunu Çanakkale'de e, şeftali fidanlığımda yakaladım. Nasıl yakaladım onu da anlatayım. İki şeftali ağacının arasında tek bir ağ gördüm. Tek bir ağ gördüm. Güneşten parlıyordu. Hemen ağı takip ettim. Ve şu anda bakın yaprağında kendi yaprağında o yaprağı kopardım. Motor sikletimin... E, semerine koydum. Çok rüzgarladı çünkü çekim yapma imkanım yoktu doğal da ortamında. Daha kuytu, daha çukur bir yere indirdim. Onda şu anda bile yine rüzgar var, yine sallıyor da yine biraz kuytu. O şekilde çekim yaptım. Üzerinde hiçbir desen yok. Bakın bacaklarında e, şeyler olur, şeritler olur, şeritler yok. Ama Araneos olduğunu nereden anlıyoruz? Fenotip aynı. Bacak katlaması aynı. İşte gövdesi, kalçası her şeyi aynı. Gözler aynı. Araneus. Ama e, haç deseni falan yok. İşte e, bazı bilgilerde bazı yanlışlıklar oluyor. Benim çocukluğumun, çocukluğumun geçtiği yerler buralar. Çocukluğumun geçtiği yerler. Bakın bazı arkadaşlar diyorlar ki hocam işte e, bulamıyoruz. Nereden bulacağız? İşte yok onlar ya da... <laughs> Hocam Amazon'da mı yaşıyorsun falan diyorlar <laughs> beni güldürüyorlar. Ee, hiç Amazon'da falan yaşamaya gerek yok. Sadece nereye bakmamız gerektiğini bilmek gerekiyor. Bu örümceği geçen yaz çektim ki ben bu bölgede bu yaşa kadar her yıl o bölgede oldum bütün yaz boyunca ve ben ilk defa bu örümceği gördüm. Neden? Bu örümcek olmadığı için mi? Hayır. Bu örümcek vardı fakat ben Nereye ve ne şekilde bakması, bakmam gerektiğini bilmiyordum. Orada tek bir ağı gördüm, ağı takip ettim ve ağaçtan bir tanesinin ağaçtan bir tanesinin altında bu ne oldu ya? Ağaçtan bir tanesinin altında yaprağın bir tanesinin altında bu örümceği buldum. Burada kendi kendine Tarkan başladı bilgisayarda. Tarkan'cım seni severim de şimdi sırası değil. Bilgisayarda kilitliyor zaten. Evet. Dolayısıyla ne yapmak gerekiyor? Bakmasını bilmek gerekiyor. İşte benim videolarda da zaten e, amacım bunu öğretmek. Yani nerede? inanın çevremizde görmediğimiz o kadar çok çeşitli canlı var. Ama biz nereye bakmamız gerektiğini bilmiyoruz nereye bakmamız gerektiğini bildiğimiz takdirde işte okulun bahçesinden sadece okulun bahçesinden yaklaşık 50-60 çeşit örümcek videosu çektim. Ve başka videolar da çektim. Keler çektim, iki tür yılan çektim. Bir sürü çektim. Kuşunu çektim, böceğini çektim. Sadece okulun bahçesinden bakın arkadaşlar. Dikkat edin. Evimin bahçesinde, evimin bahçesinde yine ona keza Apartmanlar arasında küçücük işte 5 metrekarelik bir yeşil alandan bahsediyorum. Orada dahi ilaç atmadım. İlaç atmadığınız takdirde canlılar yaşam alanı buluyorlar. İlaç atmadım ve bir sürü canlıyı sadece bahçemde çektim. Ayrıca tabii dışarıda yakaladığım canlıları da getirdim. Bahçemde koruma altına aldım ve onların yaşamalarına Yaşamaları için en elverişli ortamı yaratmaya çalıştım ve şu anda mesela bahçemde iri tip zıplayan örümcek var. Bu örümcek aslında ee, bahçedeki diğer popülasyonu neredeyse yedi bitirdi, yok etti diyebiliriz. Yok etti. Evet, bu aranıyoruz da geçiyoruz. Şu anda bakın, bir bölgede yine Çanakkale'de bir bölgede. Sarmaşık, yabani hatta ben bunu videosunu çekmiştim. Ee, ne sarmaşık dedim ona ben. Katil sarmaşık mı dedim öyle bir şey dedim galiba başlık olarak. Bu üstünde bulunduğu yaprak işte onun yaprağı. Ağacın gövdesine sarıyor. Ağacın içerisine kökler ince ince kökler salıyor ve ağacı emiyor. Tamamen bunlarla kaplı bir bölge burası. Ve bu bölgede yine çocukluğum, çocukluğumdan bu yaşıma kadar geç, geçen bu bölgede, bu örümceklerin popülasyonu o kadar fazlamış ama ben bir tane görememiştim. Ta ki ne zamana kadar? Geçen seneye kadar. Peki ne oldu da ben geçen sene bunları fark ettim ve gördüm? İşte doğayı gözlemlemek önemli olan ve e, tesadüfen gelişen olaylardan dahi e, kendimize pay çıkarıp bunu yararlı bir bilgiye dönüştürüp değerlendirebilmektir önemli olan. Bakın benim için şu anda Araneus örümceği yakalamak bulmak çok çok basit geliyor. Ama 45 senedir ben Araneus örümceği bulamamıştım. Sadece fotoğraflarını görüyordum. Şu anda gitsem elimle koymuş gibi bir sürü bulurum. Bakın burada şu anda iki renk. İki rengini gördük. Şimdi bir rengi daha geliyor. Bir rengi daha geliyor. İşte bu. Nasıl oldu? Evet, bakın albino gibi. Aynı bölgeden topladım onları. Hemen hemen 10 metrekarelik bir alandan topladım. Bakın. Çanakkale'de çekim yapmak arkadaşlar çok zordur. Çünkü düzenli yazında dahil, düzenli esen bir rüzgarı vardır. Bu yüzden çok sallanır. Hele makro çekecekseniz, of çok işkencedir resmen. Bu yüzden bu dört tane örneği aldım, dört farklı renkte. Daha çok da bulabilirdim. Fakat dört farklı rengi aldım, odama getirdim ve od odamda çekim yap yaptım. Ee, aynı bölgenin Araneus'ları dört farklı renkte örümcek. Şimdi nasıl karşılaştım? Şeftali topluyorduk. Şeftalleri kasalarken gözüme sınırda küresel bir boş ağ takıldı. <laughs> A'da hiçbir şey yoktu. Kazala elim değdi. Bakın şuna bayılıyorum, bu örümcek harika, koyu renkli. Gölgede olanlar koyu renkli, daha güneş alan yarı güneş alan yerlerdekiler daha açık renkli olduğunu fark ettim. Gölge daha loş, daha karanlık olduğu için kendini daha karanlık yaparak bir, bir nevi şey yapmış, kamuflaj yapmış. A orma kapasiteleri anormal derecede fazla. Çok kaliteli A örücüleri, bunu da belirtmekte fayda var. Bakın kendini saldı aşağıya ve boşlukta ağın da bu şekilde duruyor masadan aşağıya saldı. Dört tanesini aynı masanın üstüne koydum, birbirlerinde temas sevmiyorlar ve birbirlerinden kaçıyorlar. Bu kaçma esnasında işte bir tanesi şu şekilde kendini aşağıya salarak beklemeyi tercih etti. Evet devam edelim. Kazala ben ağa dokundum ve üst taraftan, üst yaprakların arasından bir tanesi yardırarak ağın orta yerine geldi. İşte Aranöğüs'te, Çanakkale'deki Aranöğüs'te bu şekilde tanıştım. Ve ben anladım. Dedim bu yukarıdan geliyor. Boş şuvaydı. Demek ki küresel ağın, ağında beklemiyor ortasında argolopeler gibi. Ee, ne yapıyor? Saklanıyor. Saklanıyor. İşte bakın ikinci A bir şey geldiği zaman hücum ediyor. Buna bayıldım. Bu bir eğrelti otu. Eğrelti otu kurumuş yaprağı eğrelti otunun. Yine orada bir A fark ettim. Küresel ağa. Ve ağın üst taraflarında takip ettiğimde şöyle ufacık kendine bir yatak yapmış. Eğrelti otlarının arasına kendini gizlemiş. Şunun rengine bakın. Erelti otunun rengiyle hemen hemen aynı. Yani bu örümceği, bu örümceği normal şartlarda üstümden, elimin üstünden karşılaştılar. Bakın renk farkına göre aynı türün, aynı bölgede 10 metrelik bir alan içerisinde çekildi, çekildi bunlar, yakalandı. <laughs> Dolayısıyla yaşadığı ortama tamamen adapte oluyor. Eğrelti otu kızarmış, kurumuş yaprağının içinde olduğu için kendini tamamen kızartmış. Öbürükü biraz güneşin altında, sarı yaprakların üzerinde olduğu için tamamen sarartmış, gölgede olan karartmış ama desen olarak birebir aynı. Bence kardeş bile bunlar. Bu kadar kısa, küçük bir alan içerisinde oldukları için muhtemelen kardeşler. He. Daha sonra daha sonra artık Araneus örümceğini tanıdım, davranışlarını çözdüm. Ağında beklemiyor. Ağının yakınında üst yapraklardan bir tanesinin altına saklanıyor ve ağına herhangi bir şey geldiği zaman da saldırıyor. Bu bilgi dahilinde bir akşamüstü kameramı aldım. Evet koyu olan da geldi. Kırmızı olan da burada. Ee, kameramı aldım. Bir tane bağ makası aldım. Ve Aranöz nasıl çekilir diye çıktım çektim. Bu Urla'da deniz kenarı. Bakın bu da hani haç deseni olacaktı. Tipik Araneus. Ama bu ağının ortasında denk geldi bana. Normalde saklanması lazımdı. Arada işte çıkıyorlar, geliyorlar böyle. Hepsi de tamamen saklanıyor değil. Bazen geliyorlar ama netice olarak herhangi bir şeyle karşılaştığı zaman yine bu en yakındaki yaprağın altına saklanıyorlar. Bu insanların içinde, o kadar içindeki plaj burası yani günde yüzlerce, yüzlerce insan geçiyor yanından. Fakat bunu kimse görmüyor. Yani eliniz çarpacak o derece. O derece yakında, orta yerde. Böyle gizli, saklı, aralarda, derelerde değil. Çalıların üstüne germiş ağını. Ben bununla nasıl karşılaştım? Bakın ben de göremedim. Yani ağın ortasında ben de göremedim. Bunun ağının, küresel ağının tutturduğu bir tane çiçek vardı. Aslında çiçek dikkatimi çekti. Çiçeği incelerken bu ağın ağı gördüm. Ağı takip ettim. Hatta kameramla takip ettim. Kameramı açtım. Örümceği, bu örümceği göreceğim falan aklımın köşesinden gelmiyordu. Geçmiyordu. Ağı takip ederek belki bir şey bulabilirim ümidiyle geldim. Küresel ağı gördüm. Ağın ortasında Bununla karşılaştım. Alttan görüntüsünü çekebildim. Daha sonra bu örümceği yakaladım ve bahçeme getirdim. Bahçemde işte çiçeğim vardı. Çiçeğimin üstüne koydum. Bakın hiçbir alakası yok. Haç maç, hiçbir şey yok ama tipik aranıyoruz. Bacaklarındaki şeritler mevcut. Kalça yapısı aynı, kafa yapısı aynı, hafif kamburumsu bir yapıya sahiptir. Ama ben yine, bakın, zaman e, çok şeyi çözüyor, bilgide harcımızı arttırıyor. Ben bunun e, Araneus örümcek olduğunu çok kısa bir zaman e, önce anlayabildim. Aradım taradım, bunun herhangi bir, ah bir tane intro kalmış arada, neyse kalsın. E, aradım taradım, onun resmini bulamadım. Şu anda internette... Yabancı ve yerli internette Araneus'un bu türünün resmini ben karşılaşmadım. Karşılaşmadım. Belki vardır ben karşılaşmadım. Çok iddialı konuşmayalım. Görmedim. O yüzden Araneus olduğunu da bilgim yeterli değildi. Söyleyemedim. Çuval rengine. Eski un çuvalları vardı bu renkte. E, un çuvallarına benzettiğim için çuval örümceği koydum. Kendim uydurdum yani. Hatta benim şu anda e, YouTube sayfamda çuvalcı örümcek diye geçer sadece bu işlediği arka kısmındaki bu desenden şeyden kahverengi gövde yapısından dolayı. Bir de yakın çekimlerde bu kahverenginin içinde ufak ufak sanki dikişisi gibi böyle izler var. Bunlar da çuvalı çağrıştırdı. Bu yüzden ben kendi benzettiğim ismi koydum ama daha sonra bilgimiz arttığında tamamen Arenevs olduğunu anladım. Ama çok ilginç bir tür. Benim çok e, önem verdiğim çekimlerden bir tanesi yine bu. Nadide rastladım. Bir kez rastladım. Bir daha da rastlamadım bu tip türüne. E, bölgeyi biliyorum. Yakın zamanda bir daha gideceğim. Yine inceleyeceğim. Ama buralarda bir temizlik yapmışlar. Bu çalıları malları kesmişler de en son gördüğümde. Yakın çevreyi bir daha inceleyeceğim inşallah bir daha bu örümcekle karşılaşırım harika bir aranöz türü diyebilirim harika bir aranöz türü ayrıca ile yalanlayıcı bir örnek bu ile yalanlayıcı demeyelim iddialı konuşmayalım yine ayıp olmasın Türkiye'deki Türkiye'deki teşhis anahtarı sırtındaki haç şeklidir diyordu bunda haç falan yok bunda resmen Kocaman beyaz bir leke var. Beyaz bir leke var. Süper bir avcı, süper bir hayvan. İşte zehirli olduğunu biliyoruz artık. Arane-i Araneidae familyasından 650 türden oluşan zehirli örümcek cinsi diye geçiyor. Seksüel dimor e dimorfizm gibi bir özelliği varmış. Yani eş seçimi özelliği varmış. Tekrarlıyorum dişiler erkeklerden 3-4 kat daha büyük. Türkiye'de şu anda tespit edilmiş. Tespit edilmiş diye vurguluyorum. Çünkü ben daha fazla olduğu kanaatindeyim. 10 tür varmış. Bunu söyleyebiliriz. Başka ne söyleyebiliriz? İşte bu çeşitlilik çok fazla. Çok fazla irili ufaklı göz alıcı örümcekler bunlar. Sizler de şu anda Temmuz ayına girmek üzereyiz. Temmuz, Ağustos ayları özellikle bunların çok aktif olduğu zamanlardır. Bu şekilde harika desenlere sahip örümcekleri görmek için yapmanız gereken birkaç unsur var. Buna dikkat edin. Boş küresel bir ağ gördüğünüzde, boş küresel bir ağ gördüğünüzde Sakın burada örümcek yok veya ölmüş veya bir şey tarafından yenmiş veya yuva terk edilmiş diye düşünmeyin. Tabii ki bütün bu saydıkların da olasılık dahilinde ama herhangi bir Araneus'un yuvası da olabilir. Araneus çoğunlukla yuvasında beklemez. Beklediği zaman da olur ama çoğunlukla beklemez üst yapraklarda, bakın yerini de söylüyorum, yuvasının üst kısmındaki yapraklardan bir tanesinin altına kendince ufak çaplı bir ağ örer ve bunun içerisinde yatar. Ağına çarpacak sinek, karınca, kelebek, çekirge gibi canlıları bekler. Arıları da bekler. Arı da avlar. Dolayısıyla Araneus örümceğini tanıtmak istedim yine söylüyorum 4 yıllık arşiv çalışmalarından veya 3 GB'lık e, görüntü birikti elimde o, ama bilgi birikimim Tabii ki aşama aşama artıyor bunu yayınladım ama çoğunu işte Araneus ismiyle de yayınlamadım Örneğin bu en sonucuyu çuvalcı örümcek diye yayınladım. Diğer bir tanesini işte Urlanın dağlık kesiminden yakaladığımı çok güzel desenli örümcek falan dedim. Bunların Araneus örümceği olduğunu söyleyememiştim. Bilinmesi gerekir. Çok fazla olmasına rağmen çok az rastlanır. Bu da işte bu biraz önce söylediğim avlanma tekniğinden kaynaklanıyor. Avlanma tekniğinden. Kaynaklanıyor diyebiliriz. Gördüğüm en güzel örümcekler sıralamasında başı çekecek türde bir örümcekten bahsediyoruz. Araneus, Araneus örümceği. İsmi de kolay tutuluyor akılda. Ee, harika örümcekler. Düz renkli olanları da güzel desenli olanları da güzel. Hatta düz renkli olanları bana daha güzel geldi. Belki şundan olabilir, düz renkli olanlarından çok fazla göremedim. Çanakkale'de komple düz sarı renkli gördüm. Urla'da işte bu çuvalcı örümceği adını taktığım sarı zemin üzerine beyaz lekeli olandan gördüm. Bu ikisinden birer defa gördüm. Ama diğer desenli olan insan yüzlü örümcekler de diyorlar bazı kaynaklarda. Bu örümceklerden aynı gün içerisinde farklı renklerde aynı desende çok fazla gördüm. Yüzlercesini gördüm. Onlarcasını elime aldım, inceledim, yakaladım. Bilgilerimin doğruluğunu sınadım. Gittim yuvasına baktım, yuvada gözükmüyor. Üst yapraklarda aradım, buldum çekimini yaptım, yayınladım. Dolayısıyla fazla karşılaştığım için çok güzel olmalar, olmalarına rağmen nedense bana bu düz renkli olanlar daha cazip, daha güzel gözüküyor gözüme. Şe gibi az olan maden değerlidir işte altın değerlidir gibi düşünebilirsiniz. Benim gözümde de düz olan renkler çok az olduğu için daha değerli diyebiliriz. Aslında hepsi arenous örümceği. Belirgin özellikleri işte sekiz gözleri var yine. Bacaklarında bakın çoğunda bir tanesinde yoktu mesela. Çoğunda bu dalgalı şeritler vardır. Şeritler dikkat çeker. Buna da dikkat edebilirsiniz. Ama en belirgin özelliği nedir derseniz olduğum bir çekim oldu. Hoşçakalın.